Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet, bugün bir 15-16 gün kapalı duracağız. İnşallah herkes uyar bu kurallara ve bu hastalıklardan kurtuluruz. Evet, bebeğimizin, tombiş bebeğimizin bacakları ve kollarını tamamlamıştım. Bunu buraya koydum. Pazardan aldım arkadaşlar. Bakın, 1 metre aldım 1 liraya. Şöyle güzel bir pazar mı deniyor bilemiyorum. Böyle bir kumaş. İçine de zaten turuncu bir ipim vardı. Denk geldi. İçinde de turuncu var. Mavi de yapabilirim aslında. Mavi de vardı ama turuncu çoğunluk geldi bana. Turuncu olsun. Daha canlı olur çocuklar için. Evet, çocuklar daha renkli oyuncakları seviyor. Renkli elbiseleri tercih ediyor. Bıktılar pembe lila pembe lila diye. Bu defa turuncu yapayım dedim elbiseyi. Evet, şimdi kafaya başlayalım. Gövdeden neden başlamadın diyeceksiniz. Bilemiyorum, birden kafaya heveslendim. 1, 2, 3. Evet, bazen sihirli halkayı yuvarlak olarak yapıyor ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bu daha kolay gelir ve daha sağlam. O yüzden 3 zincir çekerek ikinci zincirin içine 6 tane sık iğne koyacağız. Sihirli halka diye geçiyor arkadaşlar, yazı terimlerde SH diye. Sihirli halka dedikleri şu şekilde yapıyoruz ya, böyle ipi üst üste getirip daha sonra içine sık iğne dolduruyoruz. Ama zincirle sizin için gerçekten daha kolay olur. O yüzden 3 zincir çekip ikinci zincirin içine 6 tane sık iğne koyalım. Böyle daha kolay olacak sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne doldurdum. Bu birinci sıramız bitti. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her sık iğnenin içine çift batacağız. Bazı terimleri bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. SH içine 6 çarpı diye yazılıyor ya. 6 sık iğne çarpı sık iğne anlamına geliyor. İkinci sıra 6V yazılır. V arttırma anlamında, yani çift batın. Bir sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapın anlamına geliyor arkadaşlar. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Keserken de azaltmak için A diye geçer. Arttırma V diye geçer. Azaltmada bazen E diye de geçiyor. Eksiltme anlamında. Terimler bunlar. Daha sonra arttırma yaparken veya eksiltme yaparken diyelim ki 1 çarpı 1V, yani bir sık iğne yanına bir arttır ve üzerine küçük bir rakam yazılmışsa 6 yazılır, 4 yazılır, 3 yazılır, bazen değişiyor. Yani onu 6 defa veya 3 defa, kaç tane yazılmışsa o anlama, yani 6 defa tekrarlayın. Diyelim ki ben şimdi ikinci sıramda her sık iğnenin içine çift batarak 12 sık iğne elde edeceğim. Nasıl yazılır bu? 6V yazılır. Üzerine de küçük bir 6 yapılır. Yani 6 defa tekrarlayın. Şimdi ben kaç kere tekrarladım? Her sık iğnenin içine toplam 6 tane var. Her sık iğnenin içine çift sık iğne yaparak 6 defa tekrarlamış oldum. Toplam 12 tane sık iğnemiş olacak. Sık iğnemiz olacak. Dilim de döndü. Bazen anlatırken unutuyorum sayıları. Evet, şimdi 1, 2, 3. sıraya geçiyorum. 3. sırada bir sık iğne ör, bir arttır.
Üçüncü sıramda bir sık iğne ör, bir artır yaparak 18 sık iğne elde etmiş olacağız. Üçüncü sırada bir sık iğne ör, bir artır yaparak 18 sık iğne elde ettik. Şimdi dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sıramda 2 sık iğne ör, bir artır yapıyorum. 1, 2. İki sık iğne örüyorum, bir arttırıyorum. Bir, iki, üçüncüye arttırma yapıyorum. Bir, iki, üçüncüye arttırma yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Toplam 24 tane sık iğnemiz olacak. Bir, iki, üç, dört. Şimdi 5. sırama geçiyorum. 5. sıramda 3 sık iğne ör, bir artır yapacağım. Bir, iki, üç. Arttırmamı yapıyorum. Yani V 3 3x 1V 3x 1V 1 2 3 3x 1V. Evet, 3 sık iğne bir arttırma yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. x1v üzerine de 6 yazılır. Yani 6 defa tekrarlayın anlamında. 6 yazılıyorsa 6 defa tekrarlayın. 3 yazılıyorsa 3 defa tekrarlayın. Bu şekilde terimler. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya geçiyorum. 6. sıramda 1, 2, 3, 4. 4 çarpı yaptım. 1V yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı yaptım. 1V yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 12, 18, 24, 30. Sonuçta 36 tane sık iğnem olacak bu sıradan sonra.
6. sıramı tamamladım. Toplam 30'luk iğnem var. Bir daha sayayım. 6, 12, 18, 24, 30, 36 sık iğne arkadaşlar. Çok pardon. Kusura bakmayın. 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 5 sık iğne ör. 1 artır yaparak 42 sık iğne elde edeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş sık iğne ördüm. Bir arttırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç, dört, beş, bir arttırma. 1 2 3 4 5 bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5 sık iğne ör, 1 arttır. Son arttırmam bu sırada. Evet. Toplamda 42 sık iğnemiz var şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne örüp 1 arttıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x, 1v. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne ör, 1 artır yaparak 48 sık iğnemiz olacak. Bu ip bayağı sert arkadaşlar. Siz hangi ipi kullanıyorsunuz bilemiyorum. Ama ben buna alıştım. Bir yüncü dükkanda karşılaştım. Birileri örmüş, yüncüye getirmiş satılsın diye. Çok yumuşak bir iple yapılmış. Kadın da bilemedi hangi iple yapıldığını. İçini ne kadar doldursan doldur sanki açılma olmuş. Bayağı yumuşak bir ip. Bunu ben ne kadar içini doldursam doldurayım açılmıyor. Sık iğnelerin arası açılmıyor. Demek ki yumuşak bebek seviyorlar. Yumuşak oyuncak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncu sırama geçiyorum hanımlar. Evet, dokuzuncu sıramda
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık inör bir artır yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok tatlı olacak. Böyle beyaz çoraplı, turuncu elbiseyle. Bakayım bunda beyaz var mı? Ay, düştü. Beyaz yokmuş arkadaşlar. Çoğunluk mavi, turuncu ve yeşil. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. Toplamda 54 sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arttırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Toplamda 54 sık iğnemiz olacak. Evet, az önce bahçede çekim yapacaktım. Hava da çok güzel, çok da sıcak. Burası Bandırma arkadaşlar, söylemiş miydim bilemiyorum. Bugün bayağı sıcak. Dedim atayım kilimi, masayı, minderleri. Ama yarın yapacağım onu. Bu videomu bitirdikten sonra yüklemesi uzun sürüyor. İnternet çok yavaş. 3, 4, 4, 5, 6, 7. Hemen hemen 36 saat sürdü. Bir önceki videomun yüklenmesi. İnsanlar evde çalışıyor çoğunluk. İnternet çok yavaş olduğunda. O yüzden gecikme olabiliyor. Bir de Ramazanlık. Yemekte şuydu buydu derken zaman su gibi akıp gidiyor arkadaşlar. Ama bundan sonraki videoyu bahçede yapacağım. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmazsa güneşin altında çekeceğim. Bakalım nasıl oluyor ışık. Evet, 54 tane sık iğnem var şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıraya geçiyorum. 10. sıramda 8 sık iğne ör, 1 arttır yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 1 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artırmamı yapıyorum. 8 sık iğne örüp bir artırma yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, bir, iki, üç, dört, beş,
6, 7, 8, sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 8 sık iğne ör, 1 arttır. Toplamda 60 sık iğnemiz olacak. Arkadaşlar bazen eğer unutursanız bakın zaten belli nerede arttırma yaptığımız. Saymadan da gidebilirsiniz. Geldik arttırma yerine. Bakın belli. İçine bir tane arttırıyoruz. Hani bazen karıştırabilirim, saymayı unutuyorum derseniz bu şekilde hiç saymadan gidin. Arttırmanın üstüne arttırma yapın. Bakın saymadan arttırmanın üstüne arttırma yaptım. 10. sıramız bitti. Şimdi 11. sırama geçiyorum. 11. sıramda evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sırama geçiyorum. 1, 2, 3, sizin için sayıyorum 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Bakın 9 sık iğne ördük. Nereye geldik? Arttırmanın üstüne. Dokuz sık iğne örüp bir arttırarak 66 tane sık iğnemiz olacak. Bu 11. sıramızda. Bu sıramızı 66 sık iğne ile bitireceğiz. Artık arttırma yapmıyoruz. Kafamız tamam. Sadece bu son sırada arttırma yapıyorum. Dokuz sık iğne ördüm. Arttırmamı yaptım. Son arttırmam. Evet sevgili hanımlar, arttırmam bu kadar. Şimdi bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. sıramızdan sonra 5 sıra düz öreceğiz. 5 sıra 66 tane sık iğnemizi örelim. Daha sonra devam edelim. 5 sıramızı örelim gelelim.
1, 2, 3, 4, 5. 5 sıramı ördüm. Bir sıraya geçiyorum. Bakalım kaç sıra oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra. Şimdi 17. sıramıza geçiyoruz. 17. sıramızda alın kısmını yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 9, 10, 11, 11 sık iğne ördüm, bir tane azaltıyorum. Şimdi kalan bütün sık iğnelerimi düz öreceğim. Toplam 66 tane sık iğnemiz vardı. 2 tane kestik. Şimdi 64 sık iğnemiz var. 64 sık iğnemizi işaret ipime kadar düz öreceğim. Sıra sonuna kadar hiç azaltma yapmıyorum arkadaşlar. İşaret ipine kadar gidelim. Evet, şu anda 64 sık iğnemiz var. 2 tane burada kestik. 64 sık iğnemizi 5 sıra örelim. 5 sıra sonra yanakları yapacağız. Şimdi 5 sıra örelim, gelelim. 64 sık iğnemizi 5 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıradan sonra şimdi yanak arttıracağız. Önce düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sık iğnemizi ördük. Alın kısmına geldik. Şimdi bir tane arttırıyorum. Aynı sık iğne içine bir tane arttırdım. Bir tane ördüm. Bir tane arttırdım. Bir örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bakalım kaç tane arttırmış oldum. 1,
2, 3, 4. 4 tane arttırmış oldum. Dört tane arttırdıktan sonra iki sık iğne öreceğim. Bir, iki. Şimdi buraya burun yapacağız. Bir arttırdım. İki arttırdım. Üç arttırdım. Bu da dördüncü arttırmam. İki sık iğne örüyorum. Tekrar yanak kısmını arttırıyorum. Bir arttıracağım. Bir öreceğim. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bu iki oldu. Bir arttırıyorum. Bir örüyorum. Bu üç oldu. Son bir tane arttırma yapıyorum. Bu da dört oldu. Dört tane arttırmış olduk yanaklarda. Şimdi kalan sık iğnelerimi işaret ipime kadar düz öreceğim. Düz örelim arkadaşlar. Evet, arttırmadan sonra düz ördüm işaret ipime kadar. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şimdi 24. sıramıza geçiyoruz. Sık iğnelerimizi burun kısmına kadar düz öreceğim. Yanak arttırmalarımızı da örüyoruz. Bakalım 4 tane arttırmıştık. Burun kısmında 1, 2, 3, 4. Oraya kadar gidiyorum. Arada 2 sık iğnemiz vardı şu boşlukta. Evet, şimdi burnunun üzerinde arttırdıklarıma geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Örgümü çevirdim. Örgümü çevirdim ama bakın şöyle bloğdan alıyoruz. Şöyle netleştireyim bakalım. Size yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar, şöyle örgümü tutayım. Belli olacak. 6 tane sık iğnemi buradan alıyorum. Blo şeklinde. Benim tarafımdan. 1 2
3 4 5 6 6 tane bloğdan aldım. Tekrar örgümü çevirdim. Örgümü çeviriyorum. Devam ediyorum örgüme. Bakın. Şunu örmüyorum, bunu öreceğim. Normal örüyorum bu defa. 1 2 3 4 Bakın 4 ördüm. 5 ile 6'yı kaydırma yapıyorum. Bakın şunu aldım arkadaşlar. Tığın başına zaten sık iğne olduğu için tığın başına almıyorum. Karıştırdım şimdi. Bakın şöyle alıyorum ama böyle yapmayacağım. Şöyle kaydırma yapıyorum. Şimdi bakın dibine değil. Yanındaki sık iğneye battım. Yine kaydırma yapıyorum. Kaydırdım. Bakın yuvarlak oldu. Şimdi örgülerimi gördüğüm gibi öreceğim. Tek tek. 1 2 3 işaret ipime kadar düz örelim. 24. sıramız bitti. Şimdi 25. sıramıza geçiyoruz. Şimdi buruna kadar düz öreceğiz. Burunda 4 tane arttırmıştık. O 4 taneyi tekrar keseceğiz. Evet, burada iki tane kaydırma yapmıştık. Şimdi tekrar aynı şekilde kaydırma yapacağız. Bakın geldim buraya. Dipteki sık iğnemi ördüm. Şunu alıyorum. Kaydırmayla azalttım. İki tane kesiyorum. Şöyle keselim. Pardon, bir tane keselim. Azalttım. Bir tane örüyorum. Bir tane azalttım. Tekrar alayım. Evet. İki tane kesmiş oldum. Bakın arkadaşlar, şuraya kaydırmayla geliyorum. Kaydırdım. Devam ediyorum örgüme. İşaret ipime kadar tığımdan çıktı. Şimdi işaret ipime kadar düz öreceğim. Evet, biraz mola verdim arkadaşlar. Yemek yaptım.
İftarımızı da açtık. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. sıramız. 26. sıraya geçiyoruz. Evet, 26. sırada da eksiltme yapmayacağız. Sadece burun kenarında bir tane azaltacağım. Şimdi yanaklarla birlikte bütün sayılarımızı sayacağız bakalım. 66, 60, 64, 67 galiba şu anda. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Evet, burun kısmına geldik. Yirmi 28. Şunu kaydırıyorum. Yani azaltmış oluyorum. 28. Şöyle. Devam ediyorum örgüme. Bir, iki, üç. Dört tane arttırmıştık. Artık bir, iki, üç. Dört tane olması lazım. Evet. Şöyle. Daha sonra iğneyle şekil vereceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Sonuna kadar ben öreyim. Size sayı vereyim. İşaret ipime kadar düz öreceğim. Şuraya kadar. Toplam 73 sık iğnemiz var. Şu anda 26. sıradayız. Bundan sonra bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. sıramız. 73 sık iğnemiz var. 73 sık iğnemizi 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30, 4 sıra örelim arkadaşlar, öyle gelelim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördüm. Artırma, eksiltme yapmadan 73 sık iğnemiz var şu anda. Şimdi artık keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm. Bir azaltıyorum.
Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tane yeterli. Bir tane azaltıyorum. Şimdi ağız yapacağız şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle bakalım, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 tane bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha çekeceğim, ayarlayacağım. 7 tane zincir çektim. Şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne bırakacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne bıraktım. 7.ye batıyorum. 7.ye battım. Evet, şurada 6 tane, bir kesip 6 tane örmüştük. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane azaltıyorum. Şimdi 10 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sık iğne ördüm, bir azaltıyorum. Şu anda 30. sıradayız arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. sıradayız. Evet, bir tane azalttık. Bundan sonra kalan ilmeklerimizi işaret ipimize kadar örelim. 31. sıramızı bitirdik. Şimdi gözlerimizi takalım. Ben şöyle yer belirledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 arasına gözü takacağız arkadaşlar. 22 ile 23 arasına. Şöyle burnu ayarlayacağız. 22 ile 23. sıramızın arasına işaret ipimizden kaç sıra sonra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bakın. Şöyle buraya gözümüzün birini takacağız. Şöyle bir genişleteyim. Biraz bendeki gözü iri seçtim.
Şöyle küçük bir elyaf kestim. Gözleri yerleştirelim. Arada bakın, arada yukarıdan sayıyorum. Şu arttırmaları saymıyorum. Yanak arttırdık ya. Onu saymıyorum. Bir üstündekini sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğne bırakıyorum. 10 tane sık iğnenin arada kalan 10 tane sık iğnemiz var. Diğer gözü de takıyorum şöyle. Daha sonra kilitlerini de takalım. 22 ve 23 sıra arasında gözleri taktım. Arada 10 sık iğne bıraktım. Şu şekilde bir küçük bir elyaf kestim. Siz isterseniz koymazsınız arkadaşlar. İsterseniz koyarsınız. Tercihinize kalmış bir şey. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bu sıramda 6 sık iğne örüp bir keseceğim. 6 sık iğne örelim, keselim. İlkini beraber yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk sık iğnemi azaltıyorum. Bu şekilde devam edelim. 6 sık iğne ör, bir kes yaparak sıra sonuna kadar gidelim. Buraya kadar geldim. Ağız kenarına kadar bir tane daha keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane burada azaltacağım. Bir tane azalttım. Bakın, bir tane sık iğnem kaldı. Şimdi burada 7 tane zincir çekmiştik. 7 tane zincir örmeyeceğiz arkadaşlar. 6 tane öreceğiz. 6 tane sık iğne çıkaralım zincirden. Evet, her zamanki gibi sık örüyorum. O yüzden zor çıkartıyorum. 1. Sık örmezseniz daha iyi olur. İlmeklerim zor çıkıyor. 2, 3, 4, 4, 5, 6. 6 tane ördüm. Hemen dibe batıyorum. Bir tane ördüm. Şimdi bir tane azaltıyorum. Evet. Bundan sonra 6 tane sık iğne ör, bir kez yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az önce burada yaptığımızı burada yapacağız arkadaşlar. Beraber bunu keselim. Evet, bu şekilde devam edelim işaret ipimize kadar. Bir tane azalttım. 3 sık iğnem kalmış. 3 sık iğnemi düz örüyorum. 1, 2, 3. 32. sıramızda bitti. Şimdi 33. sıramıza geçiyoruz. 33. sıramda 5 sık iğne ör, bir kez yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çünkü üzerine denk gelecek.
bir kesir 5 örüyüm. Bir keseyim. 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 5. Azalttıklarımız üst üste gelmesin diye sadece yerini değiştirdim. Yani herhangi bir şey yok. 5'i örüp bir keseceğime bir kesip 5 ördüm. Şimdi azaltmamı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. 5 sık iğne ör bir kesi yaparak bu sıramızı bitirelim. Şimdi 34. sırama geçiyorum. Toplam 52 sık iğnemiz var. 1 2 3 4 tekrar 5 yaparak devam edeceğiz bu sıramıza. 5 sık iğne örüp bir azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim. 34. sıramız da bitti. 45 sık iğnemiz var şu anda. 35. sıramıza geçiyoruz. 35. sıramızda da 4 sık iğne ör, 1 azalt yapacağız. 1 2 3 4 1 eksiltmemi yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapalım. Daha sonra ağzın iç kısmını örelim. Daha sonra azalır çünkü daralır buralar arkadaşlar. Zor gelir bize. Şimdi bu sıramızda 4 sık iğne ör, 1 azalt. 4x 1a terimlere bakarsak ya da 4x 1e yani azalt anlamında 1 2 3 4 bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 4 sık iğne ör, 1 azalt. 35. sıramda 36 sayalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi böyle dursun. Şöyle ipim var. Biraz sökülmüş. Bir zincir çekiyorum. İçeriden ilmek çıkaracağız. Evet, ilmek çıkaracağız ama şöyle yapalım. Örgümüzün blok kısmında, şu iç kısımda bize bakan kısmından ilmek alacağız. 6 sık iğne buradan, 6 sık iğne buradan alacağız. 12 birer tane de yandan alacağız. Önce şöyle bir 6 sık iğneyi çıkaralım. 1 2 3 4 5 6 Burada 2 tane çıkaralım arkadaşlar.
dar olmasın. Bir tane dedim ama iki tane yapalım. Bir tane şu kenarda. Bir de kenardan bir tane alalım. Öbür türlü zor olacak. Şu şekilde alıyorum. Bakın şu şekilde. Evet, buradan iki tane oldu. Şimdi altı tane sık iğne de buradan alacağım. Aynı şekilde şu bize bakan blok kısmından ve iki tane de buradan çıkaralım. Evet, alt dudakta 6 zincir çekmiştik. O yüzden bloğu çıkaramayacağız. Doğrudan ilmek alalım. Doğrudan 6 tane sık iğne. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Altı tane sık iğne çıkaracağım. Bu iki. Bu üç. Bakalım. Bu dört. Daha sonra buradan bakacağım. Beş. Unutmayın kenarda iki tane olacak. 5, 6. Bir tane daha alıyorum. Aynı yerden 7. Ve bir tane de kenardan alıyorum. Evet. Şimdi gördüğümüz sık iğnelerimizi 5 sıra örelim. Döne döne 5 sıramızı örelim. 5 sıra dedim ama bir sıra fazla ördüm ben. Çünkü emzik büyük gelebilir. Düşmesin diye bir sıra daha fazla ördüm. Şimdi 16 sık iğnemizi azaltacağız arkadaşlar. Şuraya ben bir işaret ipi takmak istiyorum. Kafa karışmasın diye. Toplam 6 sıra ördüm. 4 sık iğne öreceğim, bir azaltacağım. 1 2 2 3 4 normal keseceğim. Burası zaten içeride kaldığı için görünmeyecektir. Tekrar 1 2 3 4 bir tane azaltıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 16 sık iğnem 14'e düştü. Şimdi 2 sık iğne ör, 1 kes yapacağız. Artık kapatmak için daha sık keseceğiz. 2 sık iğne örüyorum. Biraz azaltıyorum. 1 sıra sonuna kadar 2 sık iğne ör, 1 azalt yapalım. Kalan ilk 2 ilmeğimi alıyorum. 1 2 işaret ipimi kaldırıyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi kapatacağım. Her sık iğnemi keseceğim. Çift çift alarak bitirmek istiyorum arkadaşlar. İlmeklerimizi bu şekilde kapatalım ve bitirelim. Evet, bebeğimiz bu arkadaşlar. Şimdi artık 3 sık iğne ör, 1 azalt yapacağız sıra sonuna kadar. İlkini beraber örelim.
Evet, bu tarif tamamen bana ait. Tontiş bebeğimiz 2 3. Biraz azaltıyorum. Artık bu şekilde azaltıyorum. Nasılsa çene altında kalacak. Görünmeyecek. Çabuk bitsin diye uğraşıyorum. Video çekmek gerçekten zor. Bitirmeye çalışıyorum. Evet, bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. 3 sık iğne, 1 azalt. 36. sıramız bitti. 3 sık iğne, ör, 1 kes yaparak şimdi 37. sıramıza geliyoruz. 2 sık iğne, ör, 1 kes yapacağız. 1 2 Pardon arkadaşlar. 2 Biraz azaltıyorum. Yani arkadaşlar, terimleri unutmayın. Terimleri ezberlerseniz sizin için kolay olur. Evet, 2 çarpı 1 E yaptım. Veya 2 çarpı 1 A. 1 2 Bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. İşaret ipime kadar gidelim. 37. sıramızda kafamızı tamamladık. 23 sık iğnem var. Şimdi içini dolduralım ve bitirelim. İçini güzelce dolduralım arkadaşlar. Sıkı sıkı, hiçbir boşluk kalmasın. Yoksa güzel durmuyor. Evet arkadaşlar, ben yeterince doldurdum. Sıkı sıkı bir şekilde doldurdum. Şöyle parmağımla yanakları eşit bir şekilde. Ondan sonra ağza da işte doldururken şuralarda bir yerde kalıyor. Bakın, yukarı çıkarmadım. Ortada kaldı. Şöyle emziği koyduğumuz zaman durdu. Bir sonraki videoda hem gözü ve burnu şekillendiririz. Ayrıca bir de gövde yaparız. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Güle güle örün. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.